Ağzı bıllahi min Şeytanı Bismillahi r alemin Ve salat ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ejmâ'in. Muhterem İsrâdin lejderi. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siretini Mekke fethinden sonra İslam tarihinde önemli bir yer işgal eden ve Tevbe suresinde de Rabbimizin birkaç ayetle gündeme getirmiş olduğu Huneyn gazvesiyle devam etmeye çalışacağız. Evet, bugünkü dersimizin konusu Huneyn gazvesi ve bununla ilgili çıkarmamız gereken dersler. Allah Resulü'nün bize işaret buyurduğu emir ve yasaklar. Huneyn gazvesinin İslam toplumu üzerinde ya da İslami hareketi içerisinde yer alan Müslüman fertler üzerinde meydana getireceği etkileri konuşmaya çalışacağız. Önceki dersimizde de hatırlayacağımız gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi terk ettikten 8 sene sonra hicretin 8. yılında hasretiyle yanıp tutuştuğu ve terk ederken bir daha dönmek üzere hem de daha güçlü bir şekilde dönmek üzere özlemini duyduğu Mekke'yi fethetmiş 8. hicret yılında ve bu Mekke'nin fethi ile birlikte Nasır suresinde de Rabbimizin ifade buyurduğu gibi fevç fevç grup grup Allah'ın dinine girme olayı başlamıştı. Özellikle Arabistan içerisinde Allah Resulü'nün davetini ve davasını duyan toplumlar birkaç gruba ayrılmışlardı. Kimisi daveti duyar duymaz iman etmişti. Kimileri de iman etmek için vaktin erken olduğunu söylüyorlardı. Özellikle iman etmeyenler iman etmemelerine dair bir gerekçe olarak ortaya şu düşünceyi sürüyorlardı. Diyorlardı ki biz Muhammed'e hemen iman edersek fakat ileride ya Muhammed mağlup olursa Kureyş buna galip gelirse bizim halimiz nice olur. Öyleyse beklemeye koyulalım ve bekleyelim Durum neyi gösterirse ona göre bir hal ve hareket tarzı ediniriz. E, Kureyş'ten yana da açıkça destek vermiyorlardı. Tabii bunun gerekçesi de hazırdı. Ya diyorlardı, Muhammed bu davayı başarıya götürürse başarıyla sonuçlanırsa ve Kureyş hezimete uğrarsa e biz de Kureyş'i desteklediğimiz takdirde o zaman yine bizim halimiz nice olur. İşte bu iki düşünce arasında ne Kureyş'ten yana tavır koyanlar ve ne de Peygamber Aleyhisselam'dan yana tavır koyanlar arada kalmış ve bu davanın akibetini sonucunu beklemeye koymuşlardı. Ve Mekke'nin fethi işte böyle müzebzebin olan, böyle iki arada bir derede diye tabir edebileceğimiz bir durumda kalan, ne Kureyş'ten ne Muhammed'den yana olan bu insanlar için Mekke'nin fethi bir dönüm noktasıydı. Ve bu insanlar Mekke'nin fethedilmesini, fethedildiğini daha doğrusu gördükleri zaman artık bütün endişeleri, bütün pürüzler ortadan kalkmıştı. Çünkü artık herkes şunu bildi ki Muhammed'in davası engellenecek bir dava değildi. Sekiz sene önce bir avuç Müslümanla terk ettiği Mekke'yi ya da başka bir ifadeyle söylemek gerekirse bir avuç Müslümanla kovulmuş olduğu Mekke'yi 8 sene sonra 10 bin kişilik bir muazzam orduyla hem de kansız bir şekilde fethetmişse eğer bu Muhammed bunun davasının önüne geçilemezdi. Ve dün Muhammed'i Mekke'den kovan insanlar eğer bugün Muhammed'in önünde boynu bükük bir vaziyette onun hutbesini Mescid-i Haram'da dinleyebiliyorlarsa ve mahkum bir duruma gelmişlerse ellerinde bütün yetkiler alınmışsa ve kendileri adına Uhud'a, Bedir'e, Hende'ye, Hayber'e çıkan müşrikler o putları, o kendi adına savaşa çıktıkları putları gözleri önünde yerlere serilebiliyorsa ve buna da müdahale edemiyorlarsa artık bu dava varacağı yere varmıştır. Ve işte bu noktadan itibaren bu insanlar davaya karşı tereddüt içerisinde bulunan bu insanlar çaresiz İslam'ı tercih etmek zorunda kalmışlardı. Ve işte Mekke'nin fethi Arabistan içerisinde böylesine bir konumdaydı. Ve insanlar Mekke ve civarında artık davanın mahiyetini özümsemeye başlamışlardı, kavramaya başlamışlardı. İşte bu noktada Mekke'nin fethedilmesi ve Mekke'nin fethedilmesinin de Arabistan Yarımadası içerisinde oluşturduğu kamuoyu tepkisi ve etkisi özellikle Havazin kabilesi ve de Sakif kabilesini gerçekten rahatsız etti. Sakif kabilesini biraz sonra tekrar irdelemeye çalışacağız. Bunlar Taif'te bulunan bir kabiledir. Havazin kabilesi de Mekke civarında yerleşen bir kabile. Özellikle bu iki kabile öteden beri Allah'a, Allah Resulüne ve İslam davetine açıkça cephe almış. Mekke'nin fethedilmesini görmelerine rağmen hala eski inatlarına devam etmekte karar kılmış olan kabilelerdi. İşte bunlar Mekke'nin fethedilmesini hazmedemeyince peygamberin buralara galip gelmesi, hakim olması tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu fark edince bu kez farklı tedbirlere başvurdular. Yeniden bir birlik oluşturmaya çalıştılar. Mekke dışında Kureyş'in inisiyatifi dışında bir birlik oluşturmaya başladılar. Bir blok oluşturdular. İslam'ı yok etmek, Mekke'nin fethini unutturabilmek ve onun acısını çıkarabilmek için. Tabi Allah Resulü'nün Mekke'yi fethetmek üzere Medine'den çıkardığı ordunun sayısı 10 bin. Mekke'den katılanlarla birlikte yaklaşık 12 bin kişilik bir ordu oluşmuş. Ve işte bu ordunun, bu yeni Müslümanları nefsinde, bünyesinde barındıran bu ordunun, bir sınavdan bir imtihandan geçmesi gerekiyordu. Çünkü orduya, daha doğrusu İslam'ın saflarına yeni katılan bu insanlar hepsi değil ama bir kısmı şöyle düşünüyorlardı: Müslüman olalım, Müslüman olmanın avantajlarından faydalanalım, İslam'ın sağlamış olduğu kredi kullanalım ve de ganimet elde edildiği zaman ganimetten pay almak suretiyle faydalanalım. Bu düşünceyle. İnsanlar bu saflara dahil olmuşlarsa, öyleyse bunların bir imtihandan geçirilmesi gerekiyordu. Ve Huneyn de sanki bu imtihanın bir pistiydi, bir imtihan dönemeciydi sanki Huneyn bu tip insanlar için. Ve gerçekten o güne kadar böyle bir ordu kurulmuş değildi. Hem silah açısından, hem tecizat açısından ve de hem nüfus yani asker sayısı açısından ulaşacağı son noktaya sanki ulaşmış sayılıyordu İslam ordusu. Ve tabi Sakif kabilesiyle Havazin kabilesinin planları farklıydı. Sinsi bir şekilde saldırmaktı düşünceleri. İslam ordusunu pusuya düşürmek suretiyle bunları yok etmek hedefleri. Allah Resulüne bu haber ulaştığı zaman ajan diyebileceğimiz yani istihbarat toplamak üzere, haber toplamak üzere sahabeden birini gönderiyor Allah Resulü. Durumu incelettiriyor yerinde. Artık düşman ordusunun teçhizatı, yerleşim konumu, durumu ile ilgili bilgileri edinmek üzere bir ajan da seçiyor ve Allah Resulü o bilgilerden istifade ederek bir hareket tarzı belirlemeye çalışıyor. Ve tabi Havazin kabilesiyle Sakif kabilesinin gerçekten artık ya olacak ya olacak düşüncesiyle ortaya koymuş oldukları bu güçlerine karşı daha mükemmel bir tedbir olması hasebiyle. Evet Allah'a tevekkül ediyordu Allah Resulü. Şüphesi yoktu Allah'ın yardımı geleceğinden. Fakat tevekkül demek yardımı bırakmak demek değildi. Böyle olmayacaktı Allah Resulü'nün düşüncesine tevekkül. Öyle olunca silah ve tecizat sayısını, mühimmat sayısını arttırmanın yoluna başvurdu. Ve bu konuda da henüz Müslüman olmamış olan Safvan bin Ümeyye'den silah, tecizat ve para yardımında para yardımı isteğinde bulundu. Ve Safvan gerçekten Allah Resulüne parayla, silahla bir yardımda bulundu. İlk etapta Mekke'nin fatihi olarak Muhammed'i karşısında gördüğü zaman ve bunun kendisinden yardım istediğini gördüğü zaman Zannetti ki Allah Resulü kendisini sanki bu konuda zorluyor, mallarını gasp ediyor düşüncesine kapıldı. Ve hatta sordu Allah Resulüne. Yardım istediği zaman Allah Resulüne sordu. Yani mallarımı gasp etmek istiyorsun dediğinde Allah Resulü hayır diyordu. Ödünç istiyorum. Ödünç istiyordu Allah Resulü gerçekten. Ve Safvan da yardım etmeye söz verdi ve yardımları da Allah Allah Resulü. Tabii Mekke fethedildikten sonra peygamber de Mekke'den ayrılacağına göre Mekke'de de birisi kalması gerekiyordu ki Allah Resulü Attab bin Esid'i görevlendirdi ve Mekke'nin emiri olarak tayin etmişti. Tabi burada bir soru aklınıza gelebilir kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü Mekke'yi fethetmiş olduğu daha yeni fethetmiş olduğu bir ortamda acaba hangi mantıkla, hangi düşünceyle, hangi davaya hizmetle acaba bir müşrikten Safvan bin Ümeyye'den yardım istiyor, yardım talep ediyordu. Bu olur muydu? Davaya uygun bir tavır mıydı bu? diye bir sorakla gelebilir. Bu soruya cevap vereceğimiz zaman şu şartları da göz önünde bulundurmamız gerekecek kıymetli dinleyiciler. Şöyle ki Allah Resulü Safvan'dan yardım istediği sırada hakimdi. Kendisinden yardım istenen Safvan ise mahkumdu. İkinci bir husus, Allah Resulü bu yardımı isteme karşılığında ve Safvan da bu yardımı vermesi karşılığında yamulma, gevşeme, yağ yapma, dal kavukluk yapma, temel ilkelerden vazgeçme, davaya ihanet etme gibi zerre kadar bir taviz yoktu. Böyle bir pazarla da girişilmedi zaten. Safvanın vereceği yardıma mukabil davanın yumuşatılması bir takım tavizlerde bulunulması söz konusu edilmemişti. Zaten pazarlık konusu da olmazdı bu, olmadı da nitekim. Bu iki hususu göz önünde bulundurduğumuz zaman Müslüman toplumun ya da Müslüman toplumun önderlerinin, rehberlerinin, başkanlarının müşriklerden silah teçhizat ve maddi yardımda bulunmasının sakıncalı olup olmadığını da net bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Tekrar edeyim o şartları. Bu durumda Müslümanların mahkum değil hakim olmaları gerekir. İkincisi de Müslümanların bu yardımlar karşılığında taviz vermeleri ya da yamulmaları düşünülmemesi şartıyla bu yardım alınacaktı. Eğer birilerimiz Allah Resulü'nün safvandan Müslüman olmayan, müşrik olan safvandan silah ve tecizat yardımında bulunmasıyla günümüzdeki İslam devletlerinin ya da İslam toplumlarının gayrimüslimlerden silah yardımı da bulunması arasında bir irtibat kurma yönelirlerse şunu kesinlikle unutmasınlar ki peygamberin yapmış olduğu bu yardım isteğiyle günümüz devletlerin yapmış olduğu bu yardım isteği arasında dağlar kadar fark var. Çünkü günümüz İslam toplumlarında gayrimüslimlerden maddi açıdan yardımda bulunulması karşılığında tavizler peş peşe gelmekte tavize sıralanmakta. Silah veren insanlar ta baştan kesiyor zaten anlaşmada. Bu silahları istediğimiz yerde kullanacaksınız. Mesela falan yerde kullanacaksınız da falan feşmeken yerde kullanmayacaksınız gibi şartlar öne sürülür. Ya da kredi mi istiyorsunuz, yardım mı istiyorsunuz? Veririz tamam. Ama bu yardımları bizim istediğimiz yerde kullanmak şartıyla. Mesela aile planlaması konusunda doğum kontrolü konusunda ya da çocukların yok edilmesi yönelik bir takım ilaçlamalar, tedavi yöntemleri konusunda kullanın. Tamam. Ancak bu yardımları diyelim ki kalkınmanızda silah sanayinizin gelişmesinde kullanmaya gelince ha, o olmaz. İşte bu tavizleri koparmaları karşılığında bugün gayrimüslimler yardım yapıyor ki bu yardımların kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Allah Resulü Safvan'a böyle bir söz vermemişti. Sen yardımı ver ben senin istediğin şekilde kullanayım demiyordu. Yardımı kullanacağı alan da belliydi. Huneyn'de kullanacaktı. Ve de müşriklerden aldığı yardımı Havazin ve Sakif müşriklerine karşı kullanacağını da açık ve net bir şekilde söylüyordu. Günümüzün yardımlarıyla bu yardım isteme arasında fark var da demeyeceğim hiç alakası yok demek de herhalde sözün en doğrusu. Ve Allah Resulü, Safvan'dan almış olduğu bu yardım, silah, tecizat ve maddi kredi yardım ile Müslümanlar biraz daha takviye edilmiş oldu. İslam ordusu ilerlemeye başlamıştı. Yolda bir ağaçla karşılaştılar. Müşrikler arasında bir hayli meşhur olan ve kutsallık izafe edilen kutsal sayılan bir ağaçtı. Herkes bunu biliyordu. Mekke toplumunda yeni Müslüman olan insanlar da vardı ya bu ordunun içerisinde İleri geri konuşmalar başladı. Ya dediler, müşriklerin böyle kutsal saydıkları bir ağaçları var. Teberrük ettikleri bir ağaçları var. Kendisinden bereket umdukları bir ağaçları, bir şeyleri var. Yani bizim de böyle bir şeyimiz olsa daha iyi olmaz mı diye ileri geri konuşmaya başladılar. Canları sıkılmıştı. Mekke yeni fethedilmişti. Yeni bir ordu oluşturulmuştu. Bu ordunun içerisinde yeni Müslümanlar da vardı. Ve bu tip söylemlerin ifadelerin ön plana çıkarılması belki belli bir noktaya kadar normal karşılanırdı. Fakat yeri miydi şimdi? Müslümanlar böyle var olma ve yok olma mücadelesiyle karşı karşıya bulundukları bir ortamda böyle bir ifadenin ne anlamı olabilirdi? Ama bu ilk değildi ki. Çünkü Allah Resulü hemen onlara Musa'yı hatırlattı. Ve Musa ile birlikte Kızıldeniz'i geçen, arkalarında Firavun'un boğuluşunu canlı bir şekilde seyreden bu Müslüman grup içerisinde, bu İsrailoğulları içerisinde de aynı isteğin meydana geldiğini hatırlatıyordu. Ve diyordu ki, bakın diyordu, Musa'dan da aynı şeyi istemişlerdi. Buzaya tapmak istemişlerdi. Herkesin bir ilahı var. Vardıkları bölgede herkes bir şeylere tapıyordu. Öyleyse bizim neyimiz eksik bunlardan demeye başlamışlardı da, Musa'dan şu istekte bulundular. Herkes bir şeylere tapıyor. Bize de bir buza yapsana, biz de ona tapalım. Sen turdağına gidip gelinceye kadar demişlerdi. Allah Resulü bunu hatırlattı kendilerine. Ve böyle bir ortamda ya da buna benzer başka diğer ortamlarda artık insanların düşüncelerini köreltecek, insanları Allah'tan uzaklaştıracak teberrükün Allah'tan değil başka şeylerden beklenmesini gündeme getirecek böyle bir isteğin asla göz önüne alınamayacağını Allah Resulü öfkelenerek, kızarak belirtti. Ve Peygamber aleyhisselam ordunun bu şekilde düşünmesini yasakladı adeta. Ne demek yani? Herkesin bir ağacı var, bizim de teberrük edeceğimiz bir şeylerimiz olsun. Böyle bir düşünce İslam toplumu içerisinde geçerli olmasına imkan yoktu. Yani herkesin buzağısı var, bizim diye buzağımız yok. Herkesin türbesi var, bizim diye türbemiz yok. Herkesin bağlandığı birileri var. Bizim niye yok gibi bir zehaba bir düşünceye kapılmanın da bir anlamı yoktu. Ve İslam ordusu ilerlemeye başlamıştı. Huneyn'e doğru giderken şöyle gerilere bakıldı. Sağa sola bakıldı. Kendi sayılarına, ordunun sayısının çokluğuna baktı Müslümanlar. Dedim ya yeni katılan insanlar vardı bu ordunun içerisinde. Bedir'i Hendey yaşamamış, Uhud'u yaşamamış, Mute'yi yaşamamış ve Hayber'i yaşamamış bir hayli insan vardı bu ordunun içerisinde. Görmemişlerdi savaşların nasıl kazanıldığını, hangi güçlerle kazanıldığını keşfedememiş insanlar doluydu. Ve bu insanlar 12 bin kişilik İslam ordusunun bir başına baktılar, bir sonuna, bir sağına baktılar, bir soluna baktılar ve şunu söylemekten kendilerini alamadılar. Bugün kesinlikle mağlup olamayız dediler. Evet, İslam ordusunun işte tam zaf noktalarından birisiydi bu. Bugün hiç kimse bize galip gelemez. Biz mağlup olmayız artık bu güçle demeye başlamıştı İslam ordusunun içerisinde seslenmeler gelmişti. Oysa bu ordu ne çabuk unuttu? Bu ordunun fertleri tümü böyle demiyordu ama bu ordu ne çabuk unutmuştu ki Bedir'de sayıyla kazanılmamıştı. Silahla binekle kazanılmamıştı. da, hakeza, Hendek'te de böyleydi. Hayber'de hele hele o muhkem kaleleri, güçlü kaleleri sayıyla ve tecizatla fethetmemişlerdi. Ve Mute'de aynı şekilde sayıyla kazanılma, kazanılmamıştı. Bu Bedir'inde, Uhud'unda, Hendek'inde, Hayber'inde, Mute'sinde ve diğer bütün seriye ve gazvelerde Müslümanların sayısı ne zaman müşriklerin sayısından fazla olmuştu ki hatta ne zaman müslümanların silah sayısı fecizat sayısı maddi güçleri müşriklerin sayısını geçmişti demeyeceğim ne zaman onların sayısına birazcık yaklaşmıştı ki hiç ama bu müslümanlar bir şeyi unutmuşlardı savaşlarda İslam ve küfür mücadelesinin ortaya konduğu savaşlarda savaşın zaferiyle savaşın hezimetini belirleyen şartların neler olduğunu unutmuşlardı. Sayıla, fecizatla olmadığını unutmuşlardı belki. Bir zaf noktasıydı ve öyle dediler. Bugün hiç kimse bize galip gelemez. Ve Uhud'daki Müslümanlar, Bedir'deki, Hendek'teki, Hayber'deki, Muhte'deki Müslümanlar, evet bizdik. Sizdiniz yani kıymetli dinleyiciler. Ve sanki bugün bile aynı söylemler mi gündeme getirilir bilmem sadece belki bir farkı olabilir biz henüz Mekke'lerimizi fethedemedik hatta henüz Medine'lerimizi de tesis edemedik ama Mekke'yi zaten fethedemedik edememize rağmen şöyle gücümüze sayımıza baktığımız zaman acaba şöyle mi diyoruz Huneyn'deki insanların dedikleri gibi ya işte silahlarımız var gücümüz yerinde fantomlarımız uçuyor tamam artık bundan sonra işlem tamam mı diyeceğiz acaba? Eğer böyle diyorsak yanılıyoruz. Çünkü Bedir'de zaferi kazanan ruh bizdik. Ya da Uhud'da Hendek'te zaferi kazanan ruh yani bizim ruhumuzdu. Müslümanca yaşananların ruhuydu. Ve de zaferi kazandıran güç silah, tecizat ve sayı gücü değildi. Yani kelle sayısı değildi. Allah'ın yardımıydı samimiyetle gelen Allah'ın yardımıydı. Ve işte bu düşüncelerle Müslümanlar Huneyn'e doğru ilerlerken birden o müşriklerin kurmuş olduğu pusuya düştüler. Ve müthiş bir ok yağmuruna tutuldular. Daha önce hazırlanmıştı zaten bu komplo. Saldırı birden başlanacak. Ok yağmuru birden başlayacak ki Müslümanlar birden darmadağın olsunlar. Ve o da ne? Bir de bakıyoruz ki Huneyn'e doğru ilerleyen birkaç gün önce Mekke'yi fethettikten sonra peygambere olan bağlılıkları biraz daha artan bu Müslümanlar peygamberi savaşın meydanında, savaş meydanı ortasında yalnız bırakmışlar. Sadece yanında Abbas, öbür yanında Ebu Süfyan, yanında Ebu Talha'nın hanımı ve yanında birkaç Müslüman ve peygamber savaş alanında yalnız serkediliyor. Müslümanlar her birisi kendi başının çaresine bakmakla meşgul ve peygamber yalnız kalıyor. Ne olacaktı peki? Bu Müslümanlar niye böyle olmuştu? Sekiz yıldır Medine'de kurulan İslam devletini koruma uğrunda her türlü şeye katlanan bu Müslümanlar acaba neden peygamberi hemen tek başına bıraktılar ki? Ve peygamber birden toparladı orduyu ve çağırdı: Ben Muhammed'im. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Ben Allah Resulüyüm. Bana doğru gelin diye bağırdı. Abbas'a da emretti şöyle çağırmasını. Ey Semura ağacı ashabı gelin. Sanki onlara beyat Rıdvan'da vermiş oldukları sözü hatırlatıyordu. Semura ağacı ehli derken siz yani beyat et ettiğiniz zamanı hatırlayın. Beyat-ı Rıdvan'da ağacın altında peygambere beyat ederken o beyatın şartlarını unuttunuz mu? Peygambere kanlarının son damlasına kadar beraber savaşacaklarına dair söz veren siz değil miydiniz? O sözü hatırlayın gelin diye çağırıyor Abbas. Ve yine bir çağrı daha. Ey Ensar, ey Ensar bu tarafa doğru gelin diyordu. Medine'nin yerleri de çağrılıyordu. Ve Allah Resulü bu çağrı yapar yapmaz. Hazreti Abbas'ın ifadesiyle şöyle diyordu Hazreti Abbas. Bu çağrıyı duyar duymaz bir ineğin kendi buzağına, buzağısına melemesi gibi bir şeydi bu ve derhal toparlandılar. Geldiler Allah Resulü'nün yanına ve savaş kızıştı. Ve toparlandı Müslümanlar gerçekten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yerden bir avuç toprak alarak savurdu düşman üzerine ve isabet etmedik bir tek müşriğin kalmadı anlatılır. Allah Resulü'nün yalnız olarak kaldığı bu savaş hengamesinde gerçekten Müslüman kadınlara örnek olacak bir şahsiyeti zikretmeden geçmeyeceğim. Ebu Talha'nın hanımı vardı. Peygamberi koruyordu. Gelen müşrik saldırılarına karşı koyuyordu. Kadın savaşta yer alır mı? Evet, iş başa düştüğü zaman yer alacaktı. Hatta şaşırmıştı Müslümanlar. Ebu Talha'nın hanımın elinde bir mızrak ya da bir kılıç, bir hançer görmüşlerdi. Nereden buldun bunu diye sorduklarında Ebu Talhan hanımı diyordu ki Buraya doğru gelen bir müşriğin kolunu kıvırdım ve hançerini elinden aldım diyordu. Evet. Müslüman kadın bu düşünceyle bu şuurla yetişecekti ve yeri geldiği zaman kendi rehberini, kendi önderini savaş meydanında evet erkeklere taş çıkartırcasına korumasını da bilecekti, becerecekti. Ve işte bu savaşta da bir hayli insanlar öldürüldü müşriklerden. Sakif kabilesinden özellikle ve bir takım ganimetler alındı. Ganimetler Taif dönüşünde çünkü Taif'e de gidilecekti ve bu ordu İslam ordusuna pusu kuran bu ordu Müslümanların tekrar toparlanması üzerine dayanamamış ve kaçmıştı Taif'e. Taif dönüşünde Allah Resulü ganimetleri paylaşmaya karar verdi. Bu olayı Kur'an'ca da Kur'an ayetlerine göre de şöyle bir yorumladıktan sonra tekrar konuya dönmeye çalışacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn Gazvesindeki bu savaştan bu mücadeleden sonra kaçan düşmanı takip etmek üzere Taif'e gidiyordu. Buraya tekrar dönmek üzere Tevbe Suresi'nin 25. ayetine bir göz atalım. Rabbimiz Huneyn Gazvesini Kur'an'ına, kitabına yerleştirmişse bizim için de alınması gereken mutlaka bir ders vardır ki Mutlaka bizim anlamamız gereken bir payda vardır ki ondan dolayı yerleştirmiş kitabına. Huneyni yaşayabilir Müslümanlar. Huneyni zaman içerisinde belki nefislerinde toplumlarını yaşayabilir düşüncesiyle Rabbimiz Huneyni de zikrediyor. Tevbe Suresi'nin 25. ayetinde. Ve Allah şöyle buyuruyordu. Laqad اللّٰهُ fi mavaatin kathiretin. Allah size birçok yerde birçok mekanda yardım etmişti. Ve yevme Huneyn'in ve Huneyn gününde de yardım etmişti. İz kum kesratukum ve o Huneyn gününü bir hatırlayın. O yardım ettiği gün yardım gelmeden önceki durumunuzu bir hatırlayın. Hani sizin çokluğunuz sizi böbürlendirmişti, kibirlenmişti, kibirlendirmişti. Ve az önce söylediğimiz gibi yani diyordunuz ki bugün hiç kimse bize galip gelmez. Bu öyle büyük bir ordu bu sayıya ulaşan böyle büyük bir orduya kim galip gelebilir demiştiniz? Çokluğunuz sizi böbürlendirmişti. Fakat felem tuni ankum şey'a. Bu size hiçbir fayda sağlamadı. Çokluğunuzun hiçse faydası olmadı. Vadaqat aleikum el ardu Ve bütün genişliğine rağmen yeryüzü size daraldı. Dar geldi. Sizi sıkmaya başladı. Summe velleytu ve de dahası siz geri dönüp koşt, kaçtınız, koştunuz. Peygamberi terk ettiniz savaş meydanında. Peki ne oldu? Tüm sonra peygamberin sizi çağırması, sizi savaşa cesaretlendirmesi üzerine ne oldu? Enzela Allahu sekinetehu ala rasulihi ve ala mu'minin. Allah müminlere ve rasulüne sekinet indirdi. Moral takviyesi indirdi. Ve enzele cunudellem teravha ve görmediğiniz orduları indirdisin üzerinize muazzebellezine keferu ve kafirler de azaplandırdı, cezalandırdı mağlup etmekle ve zalike cezaul kafirin. İşte kafirlerin, nankörlerin cezası böyledir. Evet kıymetli dinleyiciler. Tevbe suresinde Rabbimiz 25 ve 26. ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Ve sanki şunu bize ifade ediyor Rabbimiz. Bakın ey Müslümanlar. Sayı çokluğu mu? kelle sayısı mı, orduyu çoğaltmak mı, tecizatı büyütmek mi, yardımı ve zaferi sağlar? Burada yanılıyorsunuz. Kelle sayısını çoğaltmanın bir mantığı yok. Fertlerin sayısını çoğaltmanın bir mantığı yok. Maddi gücü çoğaltmanın da bir dayanağı yok. Tek dayanak sayı az da olsa, kelle sayısı az da olsa, insanların kellesinin içerisindeki Şuurun bilincin yerinde olmasıdır. Asıl temel olan bu. Sayılar az da olsa içerisindeki bilinç ve şuur yerinde olduktan sonra sayının çok olması veya az olması hiçtir. Bu mücadele girişmeden önce 11 yıl önce yani Sakif kabilesinin Huneyn meydanını bırakıp Taif'e sığınmasından 11 yıl önce bir kez daha peygamber bu memlekete gitmişti. Peygamberliğinin 10. yılında gitmişti Taif'e. Ebu Talip vefat etmiş. Hatice radıyallahu anha vefat etmiş. Üzün yılı adını vermiş o seneye. Üzüntü yılı adını vermiş. Ve belki Mekke dışında bir dayanak barınak bulurum düşüncesiyle Taif'e gitmişti. Ve Taifler kendisini bırakın kabul etmeyi Taif'in dışına kadar çocuklara taşlattırmışlar. kovalatmışlardı. Ve Allah Resulü bu memleket halkına yine de dua etmişti. Bilmiyorlar, cahiller demişti. Ya Rabbi onlara doğru yolu göster. Onları sahet demişlerdi. Ve dua etmişti. İşte peygamber bu olaydan 11 yıl sonra tekrar Taif önlerinde. Ve tekrar Taif'e gidiyor. Ama bu gidiş 11 yıl önceki gidişten biraz daha farklı bir gidiş. Bu kez onlara yalvarmak için değil, Onları hemen İslam'a davet etmek için ricada bulunmak için değil. Kendisini himaye etmek isteği için değil bu kez. Bu kez saflar değişti. Roller değişti. Önce Peygamber Aleyhisselam barınak sığınak istemek için gitmişti. Şimdi Peygamber onlara taarruz için gidiyordu. Önce Peygamber sığınmaya muhtaçtı o gün. Şimdi sığınmaya muhtaç olan onlardı. Ve Peygamber Huneyndeki o kısa darmadağınıklıktan sonra toparlanan ordunun kazanmış olduğu, Allah'ın görünmez ordularıyla desteklemiş olduğu ve sonuç olarak kazandırmış olduğu bu zaferden sonra orduyu takip etmiş ve Taif'e kadar sığınan orduyu da Taif'te çepeçevre kuşatmıştı. Kuşatma uzun sürdü. Çünkü Taif kaleleri muhkemdi. Sağlam yapılıydı. O günün şartlarında yıkılması çok zordu. Allah Resulü Selman ifaresinin taktikleriyle ilk defa bir savaşta mancını kullanıyordu. Mancınıklar kullanıldı kalelerin yıkılması için. Ama teslim olmadı sakifliler, taifliler. Allah Resulü başka bir taktiğe başvurdu. Baktı olmadı. Halkı teslime mecbur etmek için bağların sökülmesini emretti. Yakılmasını emretti. Belki bu insanlar hiç olmasa mallarının yakıldığını yıkıldığını öğrendikleri gördükleri zaman teslim olmaktan başka bir şey düşünmezler düşüncesiyle. Fakat o da fayda vermedi. Baktılar ki gerçekten Taif'lerin teslim olacağı yok. Muhasaranın da biteceği yok ve zaten Allah Resulü de güç göstermişti zaten. Müslümanların yılmayacaklarını göstermişti. Huneyni bırakıp gideceklerini değil takipçi olduklarını göstermişti bizzat ve Taiflilere korkulu anlar da yaşatmıştı. Ve hedefe de ulaşmıştı bir noktada. Her ne kadar savaş bitmediyse de Allah Resulü ashabına dönüş emri verdi. Hazırlanın döneceğiz dedi. Fakat ashab-ı kiram hiç alışmadı bir emir aldı. Çünkü şimdiye kadar hiçbir seriye ve gazvede hedefe ulaşılmadan geri dönülmemişti. Hayret ettiler. Allah Resulüne dediler biz hayır savaşacağız. Burayı fethetmeden önce niye dönüyoruz dediler. Allah Resulü kırmadı. Peki dedi. Ertesi gün yine savaştılar. Baktılar biraz daha tehlikeye gidiliyor. Ve kabul ettiler. Ve geri de döndüler. Ama Allah Resulü yine dua ediyordu. Ya Rabbi onlara hidayet nasip et. Onlar islah et. Onlar bize gelsinler. Dinimizi kabul etsinler diye Allah'a yalvarıyordu yine de. Ve gerçekten Allah Resulü taifi bıraktı geldi. Ve bu duanın da gerçekten sonuca ulaştığını da görmekteyiz kıymetli dinleyiciler. Taif dönüşünden kısa bir süre sonra gerek Havazin kabilesi, gerek Taif'a sığınan ve teslim olmamakta direnen Sakif kabilesi, Taifliler bir süre sonra Medine'ye kendileri gelip İslam'ı kabul etmek zorunda kaldılar ve Müslüman olmuşlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Taif dönüşünde daha önce Huneyn'de elde etmiş olduğu ganimetleri paylaştırdı özellikle ganimetlerde yeni Müslüman olanları ön sıraya yerleştirdi. Onlara öncelik tanıdı. Kalplerini biraz daha İslam'a ısındırmak için, biraz daha Müslüman olmalarını sağlamak için. Yani müellefe kulüp dediğimiz kalplerini İslam'a ısındırılması gereken insanlar olarak gördüğü için Allah Resulü onlara öncelik tanıdı. Yeni Müslümanları eskiden bu davanın içerisinde yoğrulmuş ve bütün savaşlara katılmış insanlara bu yeni Müslümanları tercih ediyordu. E tabi Allah Resulü'nün amacı farklıydı. Zaten şu anda ordunun içerisinde bulunan 10 bin kişilik Mekke fethini gerçekleştiren bu ordunun içerisindeki Müslümanlar zaten peygamberle birlikteydi. İslam'a gönül vermemiş olsaydı zaten Mekke önlerinde ne işi vardı? Asıl kazanılması gereken yeni insanlardı. O yüzden Onların gözlerinin mal hırsını bürüdüğünü biliyordu peygamber. Onların malla avlamaya çalışıyordu. Ganimetlerden taksim yaparken onları daha çok gözetince onlar da gerçekten peygamberin bu durumuna karşı ister istemez biraz daha ciddi düşünmeye başlamışlardı. Ve zannediyorlardı ki aslında ganimetler paylaşılırken kendilerine hiç hisse düşmeyecek zannediyorlardı. Ama hiç de öyle olmamıştı. Bunu görünce de biraz daha İslam'a ısındılar ve gerçekten Allah Resulü ganimetleri yerinde bırakıp Taif'e doğru gittiği zaman insanlara sanki şunu söylüyordu. Evet, ganimet ya da mal bir gaye değildi Müslüman için. İtaat yolunda bir vesile olmalıdır. Ve ganimetleri hemen dağıtmamakla da Peygamber Aleyhisselam o insanlara nefislerinin zapt edilmesinin şeklini öğretti. İnsanlar ilk defa bu kadar büyük bir mal yığınıyla karşı karşıyaydı. Sabredemiyorlardı. Kime ne kadar düşecek diye acaba? Fakat Allah Resulü farklı bir yol takip etti. Mallar burada kalsın. Gidip dönünceye kadar el sürülmeyecekti. Hatta ashabtan birisi devesinin bir tarafına bir parça keçi almıştı da ganimetin içerisinden. Allah Resulü'ne bunu söylediği zaman Allah Resulü diyordu ki bu benim hissemdir benim payım olarak ben sana veriyorum. Müslümanların genel payı olarak değil. Dediği zaman gidip yerine koymuştu. Ve nefislerini terbiye etmenin bir metoduydu bu. Müslümanlar bu kadar büyük bir mal yığınıyla ilk defa karşı karşıya kaldıkları zaman sabretmesini bilmeleri için bu taktiği uyguladı Allah Resulü. Ve Allah Resulü'nün ganimeti taksim ederken adaletli davranmadığını söyleyenler bile çıktı. Sen dedi Allah Resulü'ne birisi adaletli davranmıyorsun. Herkese eşit taksimatta bulunmuyorsun. Allah Resulü öfkelendi. "Yani içinizden benden daha adil insan da mı var?" diye kızmıştı. Ve bu şekilde aynı zamanda Ensar'a da ders veriyordu. Medine'den kalkıp Mekke yönlerine kadar gelen Medineli Müslümanlara ganimetlerden pay ya hiç verilmiyordu ya da çok az veriliyordu. Ve Peygamber Aleyhisselam'a bu konuda bir itiraz da geldi. Ensar'ın içerisinde bulunan bir takım gençler Peygamber Aleyhisselam'a sızlandılar. Bu kadar davaya hizmet eden insanlara ganimetten mal verilmemesini bir türlü hazmedemediler. Allah Resulü'ne bu haber ulaşınca Saad bin Ubade'ye bir emir verdi. Ensar'dan olan bütün Müslümanları bir yere topla. Gelip onlarla konuşacağım dedi. Saad bin Ubade gitti, Ensar'ı toparladı ve gelip Peygambere herkesin hazır olduğunu söyledi. Peygamber geldi Ensar'a hitap etti. Evet kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü'nün Ensar'a vermiş olduğu bu hutbeyi, bu hitabeyi, bu konuşmayı önemine binaen sizlere de aktarmayı uygun görüyorum. Zamanımızın el vermesi ölçüsünde Allah Resulü'nün bu hutbesinden pasajlar vermeye çalışacağım. Bu konuşmanın verilmesindeki amacımız sadece bir konuşmayı vermek değil, Allah Resulü ile Ensar arasındaki diyaloğun, Allah Resulü ile Ensar'da olan Müslümanlar arasındaki birlikteliğin ya da bir başka ifadeyle Ensar'ın Allah Resulü'nün ganimetlerin her türlüsüne tercih edişinin ifadesi olduğu için aktarmaya çalışacağım. Evet. Allah Resulü ganimetten pay almadıkları için üzülen, sızlanan, şikayetçi olan Ensar'a şöyle diyordu: "Ey Ensar topluluğu, içinizden bana karşı hissettikleriniz ve söylemiş olduklarınız bana ulaştı." siz yolunuzu şaşırmış müşriklerdiniz. Allah sizi beni vasıta kılarak hidayete erdirmedi mi? Siz fakirdiniz. Ben yanınıza geldikten sonra Allah sizi zengin kılmadı mı? Siz birbirinize düşmandınız. Ben aranıza geldikten sonra birleşip barışmadınız mı? Bunun üzerine Ensar hep bir ağızdan, Evet ya Resulallah, bütün minnet ve nimet Allah ve Resulü içindir dediler. Allah Resulü dedi ki, Ey Ensar topluluğu, bana icabet etmeyecek misiniz? Ensar, ne üzerine sana icabet edeceğiz? Bütün minnet ve nimet Allah ve Resulü için dedi der. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Ey Ensar, eğer siz isteseydiniz, seni kavmin yalanladı, bize hicret ettin, biz seni tasdik ettik. Kavmin seni terk etti, biz sana yardım ettik derdiniz, eğer isteseydiniz. Kavmin seni kovdu, biz seni sinemize bastık. Sen yoksuldun, biz senin malımıza ortak ettik. Derdiniz ey Ensar. Ben size İslam'ınızı bıraktım. Onları ise bu malları vererek İslam'a çekmeyi arzu ettim. Siz bu dünya malına bakarak böyle sözler ettiniz. O ne sözdür ki tarafınızdan söylenmiş ve bana kadar ulaşmıştır. Ensar'dan ileri gelen insanlar şöyle dedi Allah Resulü'ne. Ya Resulallah Bizim ileri gelenlerimizden hiçbiri sizi rencide edecek bir söz söylememişler. Fakat bazı gençlerimiz Allah Resulullah'a iyilik versin. O Kureyş e ihsanda bulunuyor da bizi bırakıyor. Kendi kabilesine görünce bizi unuttu dediler. Halbuki bizim kılıçlarımızdan hala Kureyş kanı damlıyor demişler bazı gençler. Böyle cevap verdi Ensar. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle devam etti. Ey Ensar! Herkes aldıkları mallarla Koyunlarla, develerle evlerine giderken siz de peygamberle evlerinize gitmek istemez misiniz? Allah Resulü'nün gerçekten can yakıcı bir ifadesi bu. Neyi neye tercih etmek konusunda bir tercih, bir dönüm noktası. Allah Resulü öyle diyor. Herkes aldıkları mallarla, develerle, koyunlarla evlerine giderken, ganimetlerle evlerine dönerken siz de peygamberle evlerinize gitmek istemez misiniz? Sizin peygamberle Medine'ye dönüp gitmeniz Onların ganimet mallarıyla evlerine gitmesinden şüphesiz daha çok hayırlı değil mi? Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer hicretin şeref ve fazileti olmasaydı ensardan bir fert olmak isterdim. Allah Resulü bunu söylüyor. Eğer bütün insanlar açık bir vadiye yönelip gitseler, ensar da dar bir vadiye gitse muhakkak ben ensarın yolunu seçerdim. Allah'ım sen ensara ensarın çocuklarına ve onların çocuklarının çocuklarına merhamet et. Rahmet eyle buyurdu Allah Resulü. Ve Allah Resulü Ensar'ı kendili, kendisiyle birlikte Medine dönmek ve de ganimet mallarını almak arasında bir tercihle baş başa bırakmıştı. E bu insanlar bu kadar cahiller miydi? Ganimeti Allah Resulü'ne tercih edecek kadar bilinçsizler miydi acaba? Değil elbet. Allah Resulü'nün bu kısa konuşması üzerine bütün ensar ağladı. Öylesine ağladı ki gözyaşlarıyla sakallar ıslandı. Ve hep bir ağızdan şunu söylediler. Payımız olarak Resulullah'a razıyız. Resulullah ile birlikte Medine dönmek isteriz. Ganimetten daha çok dedi vardılar. Ve sonra sessizce dağıldılar. Evet kıymetli dinleyiciler. Müslüman bir toplumun Allah Resulü'nü neye tercih ettiklerinin açık belgesidir bu. Mal mı? Dünya mı? Yoksa peygamber mi? Ganimetle mallarla birlikte olmak mı? Yoksa peygamberle birlikte olmak mı? Peygamberi terk edip ganimeti mi almak? Ganimeti terk edip peygamberle birlikte Medine'ye dönmek mi? İşte Ensar bu iki şeyin tercihinde gerçekten yanılmadı ve peygamberi istediler, peygamberi tercih ettiler. Allah Resulü de Ensara iltifat olması hasebiyle Mekke'ye döndü, umresini yaptı. Attab bin Esid'i Mekke'de demir olarak bıraktıktan sonra Medine'ye dönüyordu. Gerçekten Medine dönüşünün de bir hatırası vardı. Çünkü Allah Resulü Akabe'de Medineli Ensar'la, Müslümanlarla beyat ederken Ensar şöyle bir soru yöneltmişlerdi hatırlayalım. Demişlerdi ki ya Resulallah günün birisinde dava zafere ulaşır da gerçekten bütün hükümranlık senin eline geçerse acaba Mekke'ye geri döner misin? Çünkü bir acı hissediyorlardı. Alışmışlardı, alışacaklardı bu peygambere. Alıştıktan sonra onu terk etmek, onunla bir gün dahi onsuz olmak tahammül edilecek bir durum değildi. Allah Resulü o yüzden sormuşlardı. Bir gün olur da bizi terk edip gider misin? Dediğinde Allah Resulü cevap olarak Elbette hayır demişti. İşte Allah Resulü Akabe'de vermiş olduğu, Ensar'a vermiş olduğu bu sözün tam hedefine ulaştığı bir gündü bu. Müslümanlarla birlikte Medine'ye dönüyordu. Medine'ye dönüştük dönüşten sonra artık Mekke ve civarından gerek Sakif kabilesi, gerek diğer adı sanı pek az duyulan kabile mensupları Medine'ye yavaş yavaş gelmeye başladılar. Özellikle Taif'te peygambere 11 yıl önce kan kusturan taifler. Şimdi de peygamberin kuşatmasına rağmen başarısını engel olma çalışan taifliler peygamberin huzuruna geliyor tek tek. Medine'ye geliyorlar ve Müslümanları tanımak istiyorlar. Ve Sakif'ten bir kabile gelmişti Medine'ye. Gelen kabilenin Müslüman olma hevesiyle gelen bu kabilenin gelişini peygambere müjdelemek için sahab yarışıyordu. Ashab-ı kiram yarışıyordu. Hangimiz daha önce haber vereceğiz diye. Ve bir kabile gelmişti Sakif'ten. Bir grup gelmişti. Allah Resulü bu grubun geldiğini duyunca hemen onlarla irtibat kurmadı. İstedi ki Allah Resulü bu gelen kabile Müslümanları tanısın. Medine İslam toplumunu şöyle bir tanısın, içine girsin, Müslümanların birlikteliğine vakıf olsun, şahit olsun nasıl bir toplummuş Müslümanlar. Acaba gerçekten korktukları gibi mi? Canavar mı? Öcü mü? Yiyecek vampirler midir? Yoksa gerçekten örnek alınacak bir toplum mudur? Bunu görmeleri için onlara bir fırsat tanıdı. Birkaç gün Medine İslam toplumu içerisinde tuttu bunları. Ve neticede geldiler. Sakifli kabile peygamberin yanına geldiklerinde Müslüman olmaktan ziyade bir barış akdetmek istediler. Ve peygamber yanına beş tane şartla gelmişlerdi. Allah Resulü'ne dediler ki bakın dediler biz sizden beş konuda bize müsaade etmenizi istiyoruz. Neymiş onlar? Birincisi zina yapmamıza izin verilsin. İkincisi içkilerimizi içmemize izin verilsin, müsaade edilsin. Üçüncüsü faiz yemeye devam edilsin. Dördüncüsü namaz gibi zor bir ibadetten muaf tutularla namaz kılmayalım, izin verilsin bu konudadan. Ve beşincisi de başlıca putumuz olan bütün meydanlarımıza, bütün kurumlarımıza dikmiş olduğumuz lat adındaki putumuza üç sene daha müsaade edilsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu teklifler Sakif kabilesinden geldiği zaman elbette Peygamber aleyhisselam bunları kabul edecek değildi. Çünkü dinde pazarlık olmazdı ki. Hadi dünyevi işlerde pazarlık belki bir noktada olabilir. Ancak din konusunda Allah'ın helal ve haramları konusunda emir ve yasakları konusunda pazarlık yapılamazdı. Peygamber dahi yapamazdı. Peygambere bile böyle bir izin verilmemişti. Ve Allah Resulü bunların tümünü reddetti. Ne zina yapmalarına, ne içki içmelerine, ne faiz yemelerine, ne de namazdan muaf tutulmalarına hiç mi hiç sıcak bakmadı ve şiddetli bir şekilde de reddetti. Lat'ın da hemen yıkılması gerektiğinde onlara söyledi. Çünkü artık buralarda müşrikliğin şirkin silinmesi gerekiyordu. Ve gerçekten kıymetli dinleyiciler çok enteresandır. Allah Resulü bu olaydan daha dört sene önce Hudeybi anlaşmasını yaparken Mekke müşriklerinin elçisi Süheyl bin Amr geldiğinde anlaşmayı yazmaya başladıkları zaman anlaşmanın başında şöyle bir ifade vardı da denilmişti ki bu anlaşma Allah Resulü Muhammed ile Mekke'nin temsilcisi Süheyl arasındadır ifadesi geçmişti de Süheyl bunu kabul etmemişti. Yalnız Muhammed bin Abdullah yazılsın. Allah Resulü olduğunu kabul etmemişti. Bismillahirrahmanirrahim ifadesi vardı. Süheyl Rahman ve Rahim de neymiş dedi. Allah sadece yazılsın Bismillah kalsın dedi. Allah Resulü bunu da kabul etmişti. Peki ne değişmişti? Aradan geçen dört yıl içerisinde acaba ne değişmişti ki? Allah Resulü dün Hudeybiye'de anlaşma maddeleri başında Allah'ın Resulü Muhammed olarak kabul etmiyordu. Yani kabul ediyordu silinmesini. Rahman ve Rahim ifadesinin silinmesini kabul ediyordu da şimdi Sakif kabilesiyle karşı karşıyayken onların isteklerine hiç mi hiç yanaşmıyordu. Acaba neyin ifadesiydi bu? Evet. Tek kelimeyle ifade edilecek olursa bir güç güç dengesinden bahsedilmesi gerekir. Çünkü Hudeybiye'de peygamber henüz hükümran olmamış. Henüz yeryüzünde Allah'ın daveti tam oturmamıştı. Ve peygamber hakim bir durumda değildi. Oysa şimdi peygamber otoriteydi. Peygamber güçtü. Peygamber artık Allah'ın kendisine vermiş olduğu rolün son noktasına ulaşmıştı. Böyle olunca Allah Resulü Sakif kabilesinin bu tekliflerinde elbette reddedecekti ve nitekim de öyle olmuştu. Ve gerçekten dikkatimizden kaçmaması gereken bir başka unsur daha var. Az önce de temas ettim bir nebze. Şu hale bakınız. Bundan henüz 11 sene önce peygamber Taif'e gidiyordu da şu anda karşılarında anlaşmak için gelen sakif liderlerine İslam'ı götürüyordu da onların İslam'a gelmelerini istiyordu, davet ediyordu da onlar kabul etmek bir yana peygamberi dışlıyorlardı taşlıyorlardı. Taif dışına kadar ayakları kan ve revan içerisinde kalacak kadar eziyet ediyorlardı. Bu insanlar da 11 sene sonra bugün bu insanlar peygamberin huzurunda adeta adeta böyle rezaletin zilletin zirvesine çıkmış insanlar olarak peygamberden rica minnette bulunuyorlar. Acaba yaşamamız için nasıl bir imkan bulabiliriz? Nasıl emredersiniz dercesine peygambere yalvarıp duruyor bu insanlar. Ve tabi samimi bir çalışma, ihlaslı bir yöntem, sağlam bir metotla İslam toplumu böyle giderse 11 sene içerisinde hiç umulmadık bir nokta gelinecekti. Şartlar tamamen ters dönecekti elbette. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların bu teklifini kabul etmemişti. Bunun gibi daha nice heyetler geldi Medine'ye ve Bunlardan birçoğu da Müslüman oldu. Bunlardan bir kısmı Müslüman olmaktan başka çaren olmadığını anladıkları için Müslüman oldu. Ha bir kısmı da gerçekten samimi olarak zaten bir beklenti içerisindeydiler. Tercih noktasındaydılar da öyle Müslüman oldular. Ve bu şekilde artık İslam yavaş yavaş konuşulmaya başlanıyordu Arabistan Yarımadası'nda. Ve dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam artık yalvaran taraf değil, artık başkalarının ayağına giden taraf değil. Bu kez başkalarının kendisinin ayağına geldiği bir taraf konumuna gelmişti. Ve bu noktadan itibaren de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davasını tamamlama yoluna artık gidecekti. Ve Huneyn'in fethinden sonra, daha doğrusu Huneyn zaferinden sonra Tebuk savaşıydı ve Peygamber aleyhisselam artık Müslümanlara burayı hedef olarak gösterecekti. Önümüzdeki derse Allah nasip ederse Tebük gazvesiyle İslam tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan Rabbimizin Tevbe suresinin uzun bir bölümünde söz konusu ettiği Tebük gazvesiyle dersimize devam edeceğiz. Tekrar birlikte olmak temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyor.